insanları karşıda halka evde kalma çağrısı. Sözünü kesmek durumunda kalıyorum ama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç müsait iftarında bir konuşma yapıyor. Biz de kameralarımızı çeviriyoruz. Kadın iftarlarına koşarak geliyoruz imkan buldukça. Geçtiğimiz yılda burada bir aradaydık. Bu akşam da zannediyorum ki 1000'i aşkın çok değerli misafir bu müsait iftarında buluştu. Beraber bir Ramazan akşamı iftarımızı, çorbamızı, yemeğimizi birlikte yedik. Müsait'e çok büyük bir güven var, çok büyük bir sevgi var. 24. yılında inşallah seneye 25. yılını kutlayacaklar. Sağlam ve emin adımlarla gittiler, dürüst oldular, prensip sahibiydiler, ahlaklıydılar, attıkları adımları bilerek atıyorlardı. Sayıca çok olmanın, çok gürültü çıkarmanın değil, inşallah hedefe çok daha güçlü adımlarla gitmenin hesabını yapıyorlardı. Düştüler, kalktılar ama dosdoğru gittiler. Yani ilkelerinden sapmadılar. Ülkemizde yapılması gereken çok önemli işler vardı. Bunu prensip, ahlak, inanç sahibi insanlar bir sistem içinde bugüne kadar başardılar. Bugün geldikleri nokta MÜSİAD'ın güvenilir bir kurum olduğudur, güçlü bir kurum olduğudur. Ülkemizin geleceği hakkında söz söylemeye yetkili, herkesin saygı duyduğu bir kurum olduğudur. Biz de bu gözle bakıyoruz. O yüzden MÜSİAD'ın sadece iftarlarına değil, bütün faaliyetlerine imkan buldukça katılmayı, arkadaşlarımızla birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bu sene Ramazan ayında İstanbul'dan Türkiye'nin 20'den fazla iline aynı zamanda beraberce iftar yapma imkanı verdiler. İllerimizde iftarlar devam ediyor. Bu hem mensupları ve üyeleri arasındaki dayanışmayı hem de bu vesileyle aynı hedefe yönelmiş insanları bir Ramazan iftarında buluşturmayı hedefliyor. Tabii ekonomik anlamda Sayın Babacan en yetkili isim olarak hem yapılanları hem yapılması gerekenleri çok güzel ifade ettiler. Biz de son aylarda İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da özellikle iş çevrelerinin sadece madde planında Türkiye'nin geleceğini sorgulamadıklarını, aynı zamanda gelecek perspektifinde Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, hükümetin istikrarlı olup olmayacağını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hangi şartlarda cereyan edeceğini, seçimlerde ne olabileceğini sorguladıklarını da bizzat müşahede ettik. Ben de bu toplantıların bir kısmına katıldım. İstanbul'da aynı şekilde toplantılar yapılıyor. Orada onların da gördüğü ve kabul ettiği şekliyle Türkiye'de siyasi istikrar devam edecektir. Hükümetin geleceği vardır ve parlaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi kavgasız, kargaşasız bir ortamda büyük bir vakarla yapılacak ve inşallah Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olacaktır. Ondan sonraki dönemlerde de yine AK Parti hükümetleri yoluna devam edecek ve iktidarları sürecektir. Bu kanaati bizler onlara söylemeye çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki onlar da bunu kabulleniyor, buna inanıyor. Ve onun için yatırımlarını, Türkiye için düşüncelerini bunun ışığında yapmaya gayret ediyorlar. Geçmiş yıllarda hep muhalefet milletvekili olarak bulunmuş, Türkiye'nin son 40 yılında dışarıdan ve içeriden bu siyasi çekişmeleri gözlemlemiş, kısa ömürlü koalisyon hükümetlerinin, o hükümetlerde yaşanan olumsuzlukların, siyasetin dibe vurduğu günleri bizzat içinde yaşamış birer insanlar olarak hepimiz bugün geldiğimiz noktada kazançlarımızın adeta Siyam ikizi gibi siyasi istikrarla ekonomik istikrarın bir arada at başı yan yana ve birbirinden ayrılmaz mütemmim cüz olduğunu görmekle başlıyor. Bunun bozulduğu anda ikisinin birden bozulabileceğini, büyünün bozulabileceğini, geriye gidişlerin olacağını ve Allah korusun nerede duracağının da bilinmediğini hepimiz idrak ediyoruz. O yüzden çok önemli, çok pahalı, çok kaliteli bir kristal vazonun kırılmaması için ne kadar ihtimam gösteriyorsak, onun herhalde bin mislini Türkiye'nin istikrarının bozulmaması için gayret etmemiz gerekiyor. Sayın Babacan ekonomik konuların hemen arkasında eğitimi ve hukuku da getirdi. Gerçekten Türkiye'nin geleceğinde
bu iki önemli kurumun da büyük bir katkısı ve payı olacak. Eğitimde bugüne kadar yaptığımız katrilyonluk harcamalarla her şehirde en azından bir üniversite, meslek yüksekokulları, binlerce derslikler, 4 artı 4 artı 4 sistemi içerisinde yeni açılan okullarımız, 500 bine yakın 12 yılda atanan yeni öğretmenlerimizin sayısı, evet bunlar maddi planda çok büyük göstergeler ama eğitimdeki kaliteyi maalesef ki arzu ettiğimiz ölçüde yakalayamadığımızı gösteriyor. Bunun için daha çok gayret sarf etmeliyiz. Hem YÖK ve üniversiteler hem de milli eğitim sistemine bağlı olan kurumlarımızın bu konu üzerinde, yani nicelik ve nitelik önemliyse kalite üzerinde çok daha fazla durmasında yarar var. Hukukun da her gün değişen, kişiye göre değişen, kişiye özel kararların bulunduğu, biraz önce de ifade edildiği, yargı içerisinde de, medya içerisinde de, güvenlik güçleri, kuvvetleri, kolluk kuvvetleri içerisinde de adeta emirlerini hukuktan, yönetmeliklerden ve mevzuatlardan değil, kendi içerisindeki hiyerarşik yapılanmadan alan başka kurumlar meydana gelmişse bu büyük bir tehlikedir. Dışarıdan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlerin sorduğu sorulardan birisi de hukuk sisteminin ciddiyetini koruyup korumayacağıdır. Bizim konuşmalarımızda da hep bu güvenceyi vermemiz lazım. Bu sadece ülkede adalet içerisindeki farklı bir yapılaşmayla ilgili değil, aynı zamanda hükümetlerin de parlamentonun da sürdürülebilir bir hukuk sistemini var etmesi lazım. Burada bizlere de sorumluluk düşüyor, şüphesiz sizlere de sorumluluk düşüyor. Geçmişte sanayicilerimizin, ithalat, ihracat işiyle uğraşanlarımızın, yatırım yapmak isteyenlerimizin en çok şikayet ettiği konular, bir işe başlarken mevzuatın en az 3-5 defa değişmesiydi. Kurlardı, başka şeylerdi. Şimdi bu konuda da artık devletin bir yüzü vardır, iki yüzü değil, o da hukuktur demenin tam zamanı. Hukuk içinde kalmaya mecburuz. Hukuk örselenirse, yıpranırsa, kutup yıldızı olmadığı zaman yolumuzu kaybetmek çok daha büyük risk haline gelir. Evet, her şey yıkılmalı ama adalet yerinde kalmalı ki insanlara yol gösterebilsin ve adalet var. Şurada da hakimler var. Mutlaka hakkımı alabileceğim düşüncesi hakim olmalıdır. Son yaşadığımız olaylar bir dönem Türkiye'de adalet adına cinayetler işlendiğini gösterebilir. Ama bu sadece bununla sınırlı kalmalı. Yoksa herkes yargıdan şikayet etmeye başlarsa, herkes kendi hakkında verilen kararı bir kumpas sonucu aldığını iddia etmeye başlarsa, bu işin sonunun nereye varacağını düşünmek bile istemiyorum. Evet, özel yetkili mahkemeler içinde bazı yargılamalarda bazı hukuk cinayetleri işlenmiş olabilir. Bunların bir kısmı Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da ortaya çıkıyor. Ama adi suçlarda bile insanlar kendilerini savunmak adına bana da kumpas kurdular gibi mazeretlerin arkasına sığınmaya başlarsa, o zaman yargının tamamını taşın altına koymak gerekir ki adaletten başka nereye sığınacağız? Dolayısıyla adaleti, hukuku, hukukun bağımsız ve tarafsız oluşunu mutlaka sağlamalıyız. Bunun için gayret göstermeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyarken sığınacak bir hukuk olmalı ki onun var olduğu bir yerde nasıl olsa bütün yanlışlar düzelebilir diye bir kanaat meydana çıkabilmeli. Müsiadı sadece Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak da görmedik. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir düşünce kuruluşu olarak, mensupları arasındaki aidiyet bağları çok güçlü olan bir kuruluş olarak biz, hangi demokratikleşme adımı atılmışsa orada yanı başımızda müsiatı gördük. Hangi özgürlük alanları genişleyecekse bunun mücadelesinde müsiatı hemen yanı başımızda, hatta önümüzde gördük. Hazırladıkları raporlarla, çıkardıkları gazetelerle, dergilerle, kitaplarla, savundukları fikirlerle, sempozyumlarla müsiat her zaman bir düşünce ve fikir kurumu halinde de işlevselliğini göstermiş oldu. Dolayısıyla 24 yıl içerisinde
nice badirelerden geçmişizdir. Nice insanlar düşmüş, kapaklanmış, yolunu çevirmiştir. Ama Müsiat hamdolsun ki inandığı doğrular etrafında hiçbir zaman doğrudan, iyiden, güzelden yana olan tavrını değiştirmedi. Bugün Müsiat'ı itibarlı kılan da budur. Türkiye'nin geleceğinde Müsiat'ın çok önemli roller oynayacağına inanıyorum. Bugün nasıl itibarlı bir kurum olarak herkesin elini uzattığı, herkesin tebrik ettiği bir kurum olmayı başarabilmişse. Daha nice yıllar inşallah başarılar diliyorum. İftarlarda buluşmayı diliyorum. Açılışlarda, güzel faaliyetlerde bir arada olmayı diliyorum. Hepinize, ailelerinizle sağlık ve mutluluklar diliyorum. Şimdiden bayramlarınızda, Kadir gecelerinizde mübarek olsun. Saygılar, selamlar sunuyorum. Sayın Başbakan.